Bayram. İyi akşamlar Hande Hanım. İyi akşamlar. Özlemişiz sizi ya İstanbul'da. Özledim Polat dedim. Polat Bey beraber şöyle bir... Buyurun Polat Bey lütfen. Polat Bey. Biz bir yeni yıl yemeği mi dedik acaba? Ya, evet size de mini piyango çektirecektik. Gel gelin sizden, bizden hediye. 70 trilyonu. Buyurun zengin parmağı olup belki bizi rahat bırakırsınız. Benimkini siz yılbaşı biletler. Yılbaşı bilet, yılbaşı bilet. Yalnız çıkarsa orta ağzına. Tamam söz. Yılbaşı tamam. Bilet. Çektim. Çekiyorum. Hande Hanım'dan. Bu senin. Bu benim. Sen de Polat. Sen de bayağı şanslı bir maşallah. Gökhan'cığım bu da senin kardeşim. Abi, teşekkür ederim. Bir de Atakan abiye. Seni şans, senin. Seni şansına güveniyorum. Gel Bayram gel. Ortadan kaybolmayın ha. Çok teşekkür ederiz öncelikle. Gel Bayram. 70 milyon size çıksa ne yapardınız Hande Hanım? Ben teşekkür mi? Ederim abi. Tamam abi çıkar. Ya ben çok... ya ben çok şey yapardım. Hep sanatla ilgili olurdu benimki. Sanat ağırlıklı olurdu. Bir sürü konser salonu yapardım. Çok büyük dünya yıldızlarını falan getirirdim. Öyle yani. Çok şey yapardım. Siz 70 milyon size çıksaydı. Yardım ederdim herkese ya. Dağıtırdım şimdi. He? Ekstra bir düşünce. Yok zaten Allah üretim şükür. Üretim yok, hep tüketim. Allah şükür her şeyi yapıyoruz zaten. Herkese yardım ederdim yani. Bize çıkarsa biz de paylaşacağız. Bayram Bey'i haberlerini duymuştuk. Hande evet, Hanım'ın yeni çıkardığı isim olarak biz duyduk. Evet, yeni çıkıyor. Daha çıkmadı. Çıkacak. Çıkacak. Evet, bugün fotoğraf çekimini tamamladık. bir aya kadar video klibini çekiyoruz. Benim ilk projem. Bir de bu projenin en büyük özelliği hiç tanışmıyor olmamız. Çünkü normalde işte eş, dost veya kendi sektörden arkadaşlarımıza projeler yaptık bugüne kadar ama birbirimize desteklerimiz oldu ama hiç tanımadığım biriyle böyle bir buluşma bana da çok enteresan geldi. Kolay kolay da özellikle sırt vermezsiniz. Bu kadar sizi etkileyen bir şey olması lazım. Ya onun sebebi şu, ben tabii ki hani halkımıza layık bir solist bulduğum zaman seve seve destek olurum ama o aşkı görmem gerekiyor kişide. Bayramda da onu çok net gördüm. Zaten hep sahneye çıkıyor. Antalya'da yaşıyor. Çok çalışıyor zaten. Anlattı bütün bunları bana. Ve bir single yapmak istiyordu. Karar vermişti. İşte şarkı araştırıyordu. O süreçte tanıştık. Sonra işte o günden bugüne bayağı yol kat ettik. Şimdi artık şarkı bitmek üzere, hazır olmak üzere. Video klibini de çekeceğiz, çıkacak. Benim için çok büyük bir şans. Yani kimseye gelmeyecek bir şans. Sonuna kadar layık olmaya çalışacağım. Estağfurullah, annem. Estağfurullah. Mükemmel bir insan. Her dakika çok şey öğreniyorum. Yani. Öv beni, öv beni, öv, öv beni. Sürekli bir şey öğreniyorum. Çok şanslı. Öv beni, öv, öv. Yeni şarkımız, öv beni. Öyle bir şey değil. Yani benim de hayatıma Hülya Avşar dokundu biliyorsunuz. Evet. Sezen Aksu dokundu. Onlar benim meleklerim. Biri bir omzumda, biri bir omzumda. Benim hayatımı değiştirdiler. O yüzden bu bir zincir artık. Bana da bulaştı. Ben de insanların hayatına dokunabilirsem ne mutlu bana. Bayram'ın zaten çok büyük bir yeteneği var. Sesi çok güzel. İşini çok severek yapıyor. Biz sadece vesileyiz şu anda. Zaten yapacaktı, şarkıyı çıkaracaktı. Ben sadece şu anda başka bir yöne doğru onu yönlendirdim. İşini biraz daha kolaylaştırdım diyebiliriz. Güzel oldu. Benim için de güzel bir heyecan oldu. Hep kendi projelerimi yapıyorum. Bu sefer başka birine bir şeyler yapıyorum. Güzel olacak yani, kapışacağız. Melek demişken Hande Hanım, Ajda Hanım'a da bir haber yollamıştınız. Düet'le alakalı evet, bir geri evet. Dönüş var mı? Ajda Hanım şu an albüm çıkarıyor. Evet. O yüzden tabii kendi albümünü yaparken ya, projelerin aynı zamanlara denk gelmesi pek iyi olmuyor. Belki seneye ya da yaza yaparız. O şimdi albümünü heyecanla hazırladığı için doğal olarak şu an düet için doğru zaman değil. Ben zaten böyle bir şeyi zaman olarak düşünerek söylemedim. Hani böyle bir şeyi çok isterim. Ajda Hanım'la enerjimiz yan yana güzel olur diye düşündüm. Belki bir gün olur. İstanbul'dayım. Yeşilköy'de Vav Otel'deyim. Güzel bir yılbaşı programı hazırlıyoruz şu anda. Değişik sürprizlerim olacak. Değişik bir repertuar yapıyorum. Benden duyulmamış şarkılar olacak. Evet. Farklı bir konsept. Farklı. Geçen sene de İstanbul'daydınız. Evet, geçen sene de İstanbul'daydık. Yine kendi repertuarım, kendi şarkılarım var ama başka konsept sürprizler de olacak. Aynen. Hazırlanıyoruz. Kostümler, dansçılar. Hepimiz heyecanlıyız. Güzel bir yeni yıl karşılaması yapacağız. 2018'i artık kapatalım.
Çünkü biraz gerilim dolu bir yıl oldu bence. Negatif, çok fazla negatif hastalıklar, işte ölümler, bir sürü ekonomik krizler falan derken 2018'den ben bir sıkıldım yani, gitsin artık derken bugün ama benim adıma güzel bir haber gördüm. Bu yılın da telif metri açıkladı. Evet, en çok çalınan, dinlenen. Seren, dinliyor musun? Gel bayram, gel gitme. 2019'un birincisi de şimdiden. 2019'un şampiyonu. Ya 2018'in şampiyonu oldum. En çok çalınan, en çok dinlenen, radyolarda en çok istek alan ve televizyonlarda. Bu benim için en büyük ödül. Ödül törenlerindeki ödüller, çünkü işte 10 tane jürinin arkada belki anketlerle yapılan tıklamalarla katılıma bağlı olan sonuçlara göre birinciler belirleniyor. Ama radyo ve televizyon birincisi öyle değil. Gerçekten özgür iradenin, halkın belirlediği bir şey. Şunu ayırt edemeyenler oldu. Mesela o sene çok çalan bir şarkı olunca o kişi her yerde bir olsun diye düşünüyorlar. Bu öyle bir şey değil. 18 yıl artı 3 dakika yani bu. Şimdi 18 yıllık repertuarım çalıyor. Yani 154 farklı eserle birinci oldum ben. Artık Beni Sev de çalıyor. Evet. Hepsinin çalımıyla birinci oluyorsunuz. Yani bir şarkıyla birinci olmak çok zor zaten. En çok çalınan sanatçı olmak çok zor. En çok çalınan şarkı olur o. En çok çalınan sanatçı olmak için hayatınızı vermeniz gerekiyor. Hayatınızı, zamanınız değil. Yani öyle işte 3-5 albüm yapıp evlenip zengin olup ondan sonra birinci olmak yok. İşinizle evli olacaksınız. Ben söyleyeyim yani, kanunları bu işin bu. Hayatınız işiniz olacak. Bütün yıllar boyunca bir sürü hit yaratacaksınız. Ve insanlar onları hala dinliyor olacak. Bu da çok önemli bir şey. 10 yıl sonra da dinlenecek bir, ya 15 yıl sonra da dinlenecek, 20 yıl sonra da dinlenecek bir eser yapmış olmanız önemli. Bütün bunların altında yatan sebepler müzikalite. Yani yine ukala diyecekler, snob diyecekler ama değil. Ben işimi aşkla yapıyorum. Sebepleri de, teknik sebepleri de bunlar. O yüzden birincilik böyle sanıyorum uzun yıllar bende kalacak. Umarız inşallah. Ama 2019, biraz çok iddialı oldu. Biraz değil, biraz çok iddialı oldu. Çok fazla iddialıyım. Yapacak bir şey yok. Yeni şarkıyı duymadık. Hayır abi, öyle bir şey yok. Sus. Falat söyledi bir saat. Falat Yağcı açıklamadan asla, size. Asla asla, hayır, çalarlar ya. Bayram Bey ile söylüyorsun değil. Değil mi yeni şarkıyı? Yok, Bayram'ın şarkısı. Ha, sizin başka şarkınız. Son single, yeni single. Ya lütfen ya. Ama bir saniye, Polat şu an. Polat Bey alır mısınız? Bu da bizim yeni yılın hediyesi olsun Polat. Öyle hayır, bir şey yok. Hayır. Yeni yılın bize hediyesi olsun. Öyle bir şey yok. Hayır. Son single. Hayır, hadi biz kaçar. Demet Hanım'la davalar geri çekildi. Müzakere süreci başladı galiba. Bir görüşme ya da bir konuşma ya da bir haber yollama oldu mu Hande Hanım? Yok, sadece biz uzlaştık davayla ilgili. Onun dışında da hiç görüşmedik, öyle bir şey yok. En azından o negatif enerji bitti aramızda diye düşünüyorum. Gerek yok yani, böyle uzaktan sevmek aşkların en güzeli. Uzaktan uzağa, Müslüm Gürses'in dediği gibi. Son olarak aynen, bir yeni yıl mesajı alabilir miyiz sizden 2019 için? Çok konuştuk. 2019 yılına Hande Yener damga vuracak ama 2019 yılı herkes için en mutlu yıl olsun. Sağlıklı, mutlu, sevdiklerimizle birlikte geçireceğimiz bir yıl olsun. Çok klişe olacak ama bunlar çok önemli. İnsanın huzuru olunca her şey güzel oluyor. Sağlıklı, mutlu, aşk dolu, para dolu. Sevdiklerimizle birlikte bir yıl geçsin inşallah. Talik ayakkabılar da muhteşem bu arada. Thank onu da you. Belirtmeden geçemeyeceğiz. Teşekkürler. Ne kadar verdiniz? Siz de yüksek paralar. Ya siz de her şeyin parasını söylüyorsunuz. Ben artık bu arada marka giymeyi bıraktım. Nefret ediyorum marka giymekten. Ya pazar değil. Daha orta üretim şeyler de var. Marka şeyleri alıp bir kere iki kere giyip de şık dünya para vermek. Yani pahalı şeylere karşı şu an antipati duyuyorum. İtici geliyor bana. İnsanları da özellikle sosyal medyada bence böyle markalara karşı kışkırtmak bence doğru bir şey değil. İyi örnek olunmuyor diye düşünüyorum. Yani başarıyla örnek olalım. Güzelliklerle örnek olalım. Bir de müzik listelerinde birinci olmak önemli. Aynen, o önemli. Yani magazinde haber olmakla birinci olmak falan, bunlar önemli değil. İşimizle gündem olalım.
üstümüz, başımız, parası, fiyatı, bunlar bana çok boş geliyor gerçekten.